Nasılsın reis? Hoş geldin Sinan. İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Vay! İki saatte denizi kurutmuşsun be aşçı. Yok be reis. Ne var şurada? Yok. Senin gibi ne şehirler geliyor buraya. Geceden çıkıyor adamlar. Ama öyle olta falan değil ha. Ağ atıyor. Gene beceremeden geliyorlar. Bizden balıkları alıp biz tuttuk diye gidiyorlar. Yok be reis, o kadar da değil. Yüzmeyi geç öğrendik ama balık tutmasını iyi biliriz. Rahmetliyle Boğaz'da az mı olta salladık? Hadi bakalım, karnımız da acıktı. Başlayalım artık çaylar soğumadan. Vallahi kurt gibi acıktım. Sağ ol reis. Afiyet olsun. Sen sadece balığa gelmezsin buraya. Öyle denizli, çaydı, manzaraydı derken belki dökülürsün biraz. Ne dersin? Bakalım. Sağ ol reis. Kullanmıyorum. Patatesi de kızarttım. O para bulunmaz. Mahkemeye verse nereden baksan bir 6 ay sürer. Ya sürer de onun aleyhine sonuçlanacağı ne malum? O zamana kadar bulunur belki para. Burası gün geçtikçe değerlenen bir yer. Yani mahkeme daha büyük bir para çıkarabilir. Yok, bizim 2 günde bulmamız lazım o parayı. Bence önce Sinan'ı bulmamız lazım. Ya Sinan borçluk almayı sevmez. Ya bu kaybolma işinde kesin bir olayında bir payı var da nereden bulacağını falan düşünüyordur. Tabii kıta değiştirmediyse. Ay Bülent, şunu söyleyip durma. Niye kıta değiştirsin? İnşallah gitmemiştir. Eğer burası Ceyda Hanım'a kalırsa... Hatırlıyor musun? Bir kere daha kaybolmuştu o. Sonra böyle kasa kasa balıkla gelmişti. Biz o balıkları ayıkla ayıkla bitirememiştik. Nerede tutuyor o balığı? Boğaz'da falan mı? Yok, o bir yerlere gidiyor. Ama böyle tekneyle falan açılıyor. Benim de tekneyle aram yok diye hiç bulaşmadım o işe. Bilmiyorum yani. E sormadın mı sen hiç? İnsan bir merak eder. Pelin, adamı tanımıyor musun Allah aşkına ya? Gereksiz konuştuğunu gördün mü sen hiç? Ketum herifin teki. Çok mantıklı. Merhaba, kolay gelsin. Ben bir şey soracaktım da. Tanıyor muyum sizi bir yerde? Hani Sinan'la gelmiştim. Yardımcısıydım. Ha evet, evet. Hatırladım. Ya şey, Sinan arada bir balığa çıkıyormuş. Belki siz biliyorsunuzdur. Bir yer burası. Pardon, rahatsız ediyorum ama burada bir Necmi Reis varmış. Nerede bulabilirim? Ne yapacaksın Necmi Reis'i? Balık mı lazım? Ay Sinan! Gittin diye o kadar korktum ki. Buradaymış değil mi? Nereye gideceğim ki? Bülent böyle kıta değiştirir falan deyince. Kıta değiştirir? Ben o şekil bir manyağım yani. Kimseye hiçbir şey söylemeden, tek kelime etmeden öyle ülke şehir falan da değil. Bayağı kıta değiştiriyorum, öyle mi? Ya merak ettik işte sonuçta. Yani insan şeyini, arkadaşını, yani çok sevdiği bir arkadaşını merak etmez mi? Ya düşün, mesela ben şimdi gitmeye kalksam sen beni merak etmez misin? Eğer yalnız kalmak istediğini söylersen etmem. Gideyim yani. Vallahi iyi olur. İyi. Gidiyorum o zaman. Ay sen de yani insanı şaşırtıyorsun. Ben de ne söyleyeceğimi unuttum. Şimdi sen bu restoran işinin çözüldüğünü zannediyorsun değil mi? Yine ne oldu? Ceyda geldi ve parayı ödemek için 2 gün süre verdi. Ödenmezse anlaşmazlık mahkemesine gidecekmiş. Aa niye gülüyorsun ya? Baksana o sinsi hala pes etmiyor yani. Hala hinlik peşinde. Ay ay. İşte ben de parayı bulma derdindeydim.
Buraya biraz da o yüzden geldim. Gitsin istediği mahkemeye versin. Yapma Sinan. Sen kıyamazsın ki Filia'ya. Bak ne yapalım biliyor musun? El ele verelim. Kurtulalım şu kadından. Çıksın gitsin hayatımızdan. Senin hayatından çıksın. İşte düşüneceğim diyorum. Yani yalnız kalabilirsem. Ya hala git diyorsun bana yani. Evet. Çünkü yalnız kalmak böyle bir şey. Yani kimsenin yanında olmama hali. İyi, tamam. Gidiyorum. Bak, gidiyorum. Bak, gidiyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Ha sonra kız İstanbul'dan kalkmış ta buralara kadar beni aramaya gelmiş, ben ne halt yedim diye üzülme diye söylüyorum. İyi düşündün mü? Son kararım. Gitmezsen seviyor. Eğer arkamdan o tatlı gülümsemesiyle kafasını yana yatırıp öylece beni izliyorsa inadına yapıyor. Aslında çok seviyor. İnatsın Sinan Yılmaz. Hem de çok inat. Desem senin böyle bir için kabarmış. Yani böyle çıkıp gitmek isteyen bir halin var. Sen bir şeyler çok mu takıyorsun kafana? Takıyorum. Ya bak görüyor musun, çıkmış. Çıkmış böyle kapkara, bak görüyorsun burada. Ya biraz kafayı boşalt, bırak. Bırak gitsin, takma kafana. Rahat ol. Aa ne haber Sinan? Sen hala burada mısın? Ya öyle Necmi Reis'le oturduk. Öyle laf lafı açtı, kahve çay derken oturup kalmışım işte. Sinan, sen misafirini yalnız bırakma da ben bir tekneye gideceğim. Hadi ol. Kolay gelsin. Ya sende şeytan tüyü var ya da çok sıkı bir yalan söyledin. Yoksa öyle kolay kolay samimi olacak biri değil Necmi Reis. Hele böyle kahveler, fallar falan. Ya benim kalbim temiz be Sinan. Yani o da benim yüzüme vuruyor işte, biliyor musun? Yani beni bir tanıyan bir daha benden vazgeçemiyor. Ha bir de mütevazi bir insansın yani. Hadi hadi otur, senle de bir kahve içelim. Hatta senin falına da bakarım. Artık başka zaman bakarsın. Ben balığa çıkacağım. Sen de İstanbul'a döneceksin. Ay sen de taktın mı, takıyorsun yani. Yani bu kız bu kadar yol gelmiş. Bir gezdireyim, bir balık yedireyim, yok. Hadi gidiyorsun, hadi gidiyorsun. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. İstanbul'da görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.